Zaman zaman şöyle şeyler söyleniyor. O kadar çok şey off the record olarak konuşuluyor ki burada maden ocağında bulunan yetkililerle yapılan temaslarda bunlardan bir tanesi de yani özellikle devlet yetkililerinin AK Partili yetkililerin buradaki şirket yetkilileriyle çok sağlıklı bir iletişim kuramadıkları ile ilgili. Hani yetkili olan kişilere tam anlamıyla ulaşamadıkları ile ilgili oluyor. Burada şöyle çarpık ve birbirine geçmiş olan bir durum var. Biliyorsunuz Anagold firmasının %80'i Amerika ve Kanada borsalarında işlem gören bir şirket. Evet. %20'si ise Libya Madencilik adı verilen AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Çalık grubuna ait bir şirket. Çalık grubunun CEO'su 2013 yılına kadar Sayın Tayyip Erdoğan'ın damadıydı. Yani önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'tı. Berat Albayrak bu görevini uzun yıllar yaptı. Yani aslında Çalık grubundaki CEO'luğundan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı oldu. Yani dolayısıyla bu altın madeni işletmesinin ilk ÇED raporu 2008, ikincisi 2014'tür. Bu süreçlerin içinde Sayın Berat Albayrak hem Çalık grubu tarafında görev almıştır, hem de AK Parti hükümeti tarafında yine sorumlulardan biri olarak görev almıştır. Bu bayrağı da neticede dönüp dolaşıp Murat Kurum'a devretmiştir. Ve Murat Kurum da 2021 yılındaki ikinci kapasite artışının onayını veren bakan durumundadır. Maalesef burada yapılan vahşi madencilikte yani aslında hem Murat Kurum hem Binali Yıldırım burada ne yapıldığını çok iyi biliyorlar. Fahiş karlar kazanan yabancı bir şirketin burada vatan toprağını hem vahşi bir şekilde tahrip ettiğini, buradaki rezervi de tükettikten sonra arkasını dönüp gideceğini ama AK Parti hükümetinin de burada kazan kazan anlayışıyla kendi adeta kendisine yakın olan bir şirket üzerinden yönetmeliklerle ilgili kolaylaştırıcı kararların, değişikliklerin alınıp yapılması, ÇED süreçlerinin istedikleri gibi sonuçlandırılması için adeta bir komisyon şimdi payını orada, alacak şekilde orada bir şey daha var. Sayın Yavuz Yılmaz. Orada bu ÇED raporu derken ÇED raporunu hazırlayan ve yol veren bu şirkete yani Anagold'a istediğin gibi çalış diyen o ÇED raporunu hazırlayan kişi Anagold'un yönetim kurulu üyesi olmuş daha sonra. Doğru değil mi bu? Evet bu da doğru. Yani şöyle burada ÇED raporuyla ilgili çalışmaların yapılması noktasında zaten olmazsa şirket danışmanlık şirketiyle birlikte çalışıyor. Zaten burada ÇED raporu kapasite artışı sürekli aldığı için, sürekli karına kar kattığı için dolayısıyla o da Anagold'da bir ödüllendirme yaparak düpedüz bir ödüllendirme tabii. İstediği gibi sonuçlandıran kişiyi alıp yönetim kuruluna koyuyor. Yani burada birbirine geçmiş bir yapı var. Birisi izin istiyor orada büyümek için, daha fazla para kazanmak için. Çevresel faktörlerden etkilenmeden fahiş karlar elde edebilmek için, yönetmelikleri esnetmek için. Diğer taraftan izin istediği kurum yetkilileri AK Parti üzerinden doğrudan şirketle de bağlantılı duruma gelmiş oluyor. Yani hepsi birbirine geçmiş. Aslında biz şunu bekleriz. Yani devlet kurumu bir masanın etrafında şirketin karşısında vatandaşın hakkını savunan bir taraf olarak yer alıp bir denge kurup o dengeyle birlikte işlerin yapılması gerekiyor. Ama yani vatandaşın tarafında oturması gereken
hükümet oradan kalkmış. Ya ama efendim. Şirketle birlikte el ele kol kola masada yan yana oturuyorlar. Tabii yani. Kural koyanla denetlemesi gereken taraf maalesef birbirine geçmiştir.